Konuklarımıza da açıkçası soruyorum. En son yön eylemin anketinde aynı soruyu tekrar sordum. Çünkü onlar da 30'un altında bir AKP gördük. Bundan birkaç yıl önce biz AKP'nin demir çekirdeğinin, çekirdek oyunun %35'ler civarında olduğunu duyuyorduk. Böyle söylüyordu. 35'in altına inmez AKP. 35'in üzerinde bir şeyden bahsediyorduk. Sonra 30'un altını şimdi anketler işaret ediyorlar. Bu çekirdeğin küçüldüğünü mü gösteriyor? Yoksa aslında çekirdek daha da aşağıdaydı da o izlenim mi öyleydi? Siz bunu nasıl okursunuz? Ben biraz daha ileri gidiyorum işin doğrusu. Bence çekirdek yok. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bundan önceki özellikle sağ partilerde bir çekirdek seçmenden bahsedemiyoruz. Şimdi sağın en ideolojik partileri diyelim ki Necmettin Erbakan, büyük karizma, ömrünün 50 yılını bir davaya adamış, doğru ya da yanlış ama bir dava insanı falan. Adam hayattayken %1'i gördü. Yani %21'lere çıkmış bir şey lider, daha sonra %1'leri gördü. Ve AK Parti'nin seçmenlerinin tamamı aslında daha önce başka partilere oy vermiş seçmenlerden oluştu kuruluşunda. Uzun zamanda bu böyle kaldı. Yeni seçmenden çok fazla oy alamadığı için AK Parti, seçmenlerinin tamamı aslında AK Parti'den önce birkaç partide dolaşmış seçmenlerden oluşuyor. Aynı şey Anavatan'da yaşandı. Anavatan Turgut Özal, büyük karizma şey. Fakat onun seçmenleri de zaten başka partilerden gelen seçmenlerdi. Sonra memnuniyet performansını beğenmediklerinde de başka partilere yöneldiler. Dolayısıyla sağ partiler için sağ seçmenler partileriyle bu CHP'de ya da HDP'de olduğu gibi böyle bir ontolojik bağ kurmuyorlar. Onlar için partiler bir enstrüman. Öyle olunca da nasıl, ne için bir enstrüman? Devletle sorunları var, somut ihtiyaçları var. İşte çocuğunun da işe alınması, kızının tayini, kendisinin ruhsat meseleleri vesaire. Hatta bazen çok insani şeyler, yani hastaneden randevu almak, acil bir durumda hastanede yatak bulmak falan gibi meseleler var. Bunları çözecek. Onun dışında da kendi bir yaşam şeyi, işte yani gelir olanakları, neyse yol, su falan filan, o tür hizmetlerini görecek bir enstrüman olarak bakıyor. Şimdi bu işlevlerini iyi görünce onu ödüllendiriyor. Bu işlevlerini yeterince iyi göremezse de partileri cezalandırıyor, hatta kapatıyor. Şimdi o yüzden de sağ partilerde aslında böyle bir çekirdekten bahsedemiyoruz. Bu kadar uzun sürmesi AK Parti iktidarının ve bu aradan geçen bunca zamana kadar hala 30'lar civarında tutunabiliyor olmasının nedeni birkaç faktör var. Şimdi bu seçmeni benim gördüğüm AK Parti'nin kendisi değil, dışsal faktörler bir sert çekirdek haline dönüştürdüler. Nasıl? Bir, 2007'de E-Muhtıra, 2008'de kapatma davası, sonra 2012'den itibaren bu sefer FETÖ saldırıları, arada Gezi hadisesi, en son Hendek olayları. Şimdi bu tür dışsal faktörler bu seçmenlerin AK Parti tarafından ileri sürülen, yani yeni düvel, bize düşman, herkes bize saldırıyor, ülkenin güvenliği tehdit altında, bekası tehdit altında, aslında hedefledikleri sizlersiniz falan şeklindeki argümanlarını haklı çıkaracak bir şey işlev gördüler. O yüzden benim gördüğüm AK Parti aslında devirmek isteyenler AK Parti'nin ömrünü uzattılar. Yoksa normal siyasal süreçler yaşanıyor olsaydı AK Parti seçmeni pragmatik bir seçmen ve bir süre sonra o ihtiyaçlarını karşılayamadığını gördüğü anda da AK Parti'den vazgeçebilirdi. Nitekim bu benzer şeyler biz yaşadık. 47'den 38'e düştü 1-2 yıl içerisinde yerel seçimlerde 2009 ekonomik kriz nedeniyle, ya da %50'den %40'a düşürdü AK Parti seçmenleri. 10 puan kaybetti. Bir gerekçesi beğenmediği uygulamaları yaptığı içindi. Şimdi dolayısıyla aslında seçmende bir sorun yok benim gördüğüm, ama AK Parti ile mücadele edeyim derken benim gördüğüm demokrasi dışı yöntemler kullananlar ve o demokrasi dışı yöntemlerle sorun halkın oylarıyla gelmiş bir iktidarı devirmek isteyenler aslında AK Parti'nin ömrünü uzattılar ve seçmenlerin sadakatini pekiştirdiler. Fakat bu 7 Haziran 1 Kasım arasındaki süreçler çok tartışılır. Ben orada her zaman bir göstergeye vurgu yapmıştım o süreç boyunca. Şimdi 2011 seçimlerinde
AK Parti'ye oy verenlerin oranı %50 civarındaydı, %49'du. AK Parti'yi başarılı bulanlar %55'ti. Bazı insanlar ideolojik bariyerler nedeniyle başarılı buldukları halde oy vermiyorlardı. 2015 7 Haziran'ına geldiğimizde tablo biraz değişti. AK Parti'nin oy oranı %40'tı. AK Parti'yi başarılı bulanlar 37-38 aralığındaydı. Yani yaklaşık 3 puan AK Parti'yi başarısız bulduğu halde kerhen oy verdi. Niye? İdeolojik gerekçelerle. 1 Kasım'a gelindiğinde AK Parti'nin oyu yeniden %50'ye çıktı. Fakat AK Parti'yi başarılı bulanlar %33'e düştü. Yani 50'nin 17'si ki 3'te 1 yapıyor yaklaşık olarak AK Parti'yi başarısız bulduğu halde oy verdi. Kerhen oy verdi. Şimdi AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen iki seçmenden biri mutsuz. Şimdi peki o mutsuz seçmenler sonra AK Parti'de kaldı mı? Hayır, kalmadı. Çünkü bir süre sonra kaybetti. O 17 puan neredeyse tamamı gitti. Şimdi yine AK Parti'ye oy veren seçmenlerin önemli bir kısmı. Neredeyse iki AK Partili'den birinin majör şikayetleri var. Bu mutsuz, bu bir sinyal AK Parti açısından. Bu mutsuzlukları gideremediği ölçüde ve Türkiye'de de demokratik bir yarış sürdüğü sürece bu mutsuz seçmenlerin bir kısmı gidecektir. Dolayısıyla bir sert çekirdek yok. Seçmenlerin pragmatik şeyler var, bir yaklaşım var. Siyasete, partilere bir enstrüman olarak bakıyor. Esas önceliği kendi ihtiyaçları. Bunu sağladığı ölçüde iktidarlar ödüllendiriyor. Bunu sağlayamadığı ölçüde de iktidarları cezalandırıyor. Bence olaya biraz da bu açıdan bakılsa çok daha başka siyasal stratejiler ortaya çıkacak. Ama seçmeni böyle tapulmaz gibi hem muhalefet tarafında olanlar hem iktidar tarafında olanlar görmeye başladıkça ve bunun üzerinden siyasal stratejiler yürüttükçe, dedim ya, normal şartlar altında kendiliğinden kopabilecek seçmenler o demokrasi dışı baskılar nedeniyle ya da saldırılar nedeniyle partilerine sahip çıkmak durumunda kaldılar. Ve AK Parti'nin ömrü uzadı aslında bu tür saldırılar nedeniyle. Şimdi demokratik bir yarış olsun. Başka da hiçbir süreç devreye girmesin. Miktar demokrasi dışı yöntemler kullanabilir. O zaman kendi elinde patlıyor. Bunu 2019'da gördük zaten. Bu mutsuz seçmenlerin önemli bir kısmı normal bir siyasal yarışta kendi menfaatleri açısından sürece bakıp bir süre sonra AK Parti'yi terk edeceklerdir. O yüzden biz o çekirdeğin daha da küçüleceğini göreceğiz. Dolayısıyla sağ partiler için özetle bir çekirdek falan söz konusu değildir. En karizmatik liderler barajın altında kalmıştır. MHP gibi ideolojik partiler barajın altında kalabilmiştir. Erbakan gibi işte ömrünü bu işe adamış ve insanların hani hoca falan diye yani daha böyle siyasetçi üstü bir yerde konumladığı bir lider hayattayken %1'lere düştüğünü görmüş partisinin falan. Sağ seçmen böyle bir seçmen. Sağ seçmenin doğasına uygun bir siyasal strateji, rekabet stratejisi ile süreci yönettiğinizde sağ seçmenin aslında hiçbir partiye sadakatinin o kadar da yüksek olmadığını görebilirsiniz. Onun sadakati performansadır. Performans odaklı bakar. İbrahim Bey, her zamanki gibi yayın sonunda böyle bir ağır bir şey yaptınız. Bu önemli bir konu. Belki ilerleyen yayınlarda şunu da konuşabiliriz. Acaba AKP'nin başarısı merkez sağda bir başka parti bırakmamış olması mıdır? Aynı zamanda rakiplerini hep içselleştirip veya oyunun dışına iterek. Süremiz bittiği için bunu böyle bir burada bir not olarak aldım. Söylediğiniz çünkü önemliydi. O yüzden çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sizlere Necdet Saraç çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ve İbrahim Uslu bizimle paylaştığınız yorumlarınızı diyelim. Ve sayın seyirciler, ben tabii epeydir Barış'la yayın yapıyoruz. Ben de Barış'ın neredeyse